Bu operasyonlar gazeteciliği kriminalize etmeye yönelik operasyonlardır. Tam da sansür yasasının çıktığı, Türkiye'de habere ulaşımın engellenmeye çalışıldığı bir dönemde 11 meslektaşımızın eş zamanlı olarak gözaltına alınması, önümüzdeki dönemde bu baskıların daha da artacağını ve gazetecilik faaliyetini bitirmeye yönelik bir hamleye dönüşeceğini düşünüyoruz. Her ne kadar terörle ilişkilendirilseler de, böyle suçlamaların içerisinde gösterilseler de, meslektaşlarımız uzun yıllardır bu işi yapan, Türkiye'nin kanunlarına uygun şekilde kurulmuş ve yıllardır faaliyetini yürüten Mezopotamya Haber Ajansı'nın ve Jin News Haber'in ajansının çalışanlarıdır. Dolayısıyla böyle ilişkilendirmeler asla kabul edilemez. Bu basın özgürlüğüne ağır bir darbedir ve gözaltında alınan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ve onları sabahın 6'sında insan haklarına aykırı bir biçimde gözaltına alan, böyle bir muamele yapan polisler hakkında da işlem yapılmasını istiyoruz. Derhal arkadaşlarımızı serbest bırakın. Maalesef Türkiye'de gün geçtikçe medyaya, bağımsız gazeteciliğe baskı artıyor. İşte 16 zaten Kürt gazeteci tutukluydu. Hiçbir iddianame olmaksızın, hangi suçlamayla tutuklu olduklarını bilmeksizin aylardır cezaevinde. Bu operasyonla bu sayı daha da arttı. Buradaki amaç çok net aslında. İktidar kendisi dışında herhangi bir bilgi kaynağını, herhangi bir haber kaynağını hayatta görmek istemiyor, yaşamda görmek istemiyor. İnsanların bilgi edinme hakkını tamamen yok etmek istiyor. Bu operasyonun özel bir anlamı var çünkü Kürt gazetecilerine olan ikinci büyük operasyon. İlkinde 16 kişi tutuklanmıştı. Şu an ondan fazla gazeteci gözaltına alındı. Tam ne için net olarak bilgimiz yok ama burada Kürt sorunundaki sertleşme, devletin Kürt meselesindeki pozisyonu Kürt medyasına bakışını da belirliyor maalesef. Yani devlet Kürt sorunundaki çözümsüzlüğünü Kürt medyasına baskı yaparak da bir şekilde bizlere gösteriyor. Çünkü en çok hak ihlalinin olduğu bölge Kürtlerin yaşadığı şehirler, en çok haber kaynağının olduğu yerler Kürtlerin olduğu şehirler, en çok haberin olduğu yerler oralar. Devlet oradan haber istemiyor. Devlet oradan kamuoyuna bilgi yayılmasını istemiyor. Seçim arifesindeyiz. Türkiye Haziran ayında tarihinin en kritik seçimine girecek ve burada özellikle bölgede seçim güvenliği olsun, yolsuzluklar olsun, Kürt meselesindeki şiddet vakaları olsun, savaş koşulları olsun. Birincil görev burada Kürt medyasına düşüyordu. Kürt medyası bunlara ilgili haber yapıyordu. Devlet seçim arifesinde yaptığı hukuksuzlukların kamuoyu tarafından bilinmesini istemiyor. Özellikle Kürtlerin yoğun olduğu şehirlerde daha rahat bir baskı ortamını talep ediyor. Bu operasyon bize bunu gösteriyor. Buradaki en büyük mesaj sadece o gazeteciler değil, topluma veriliyor. Çünkü bir tebligatla, bir telefonla ifadeye çağırabilecekleri gazetecileri sabahın köründe işte ağır silahlarla, kapıları kırılarak, işkence diye tarif edebileceğimiz durumlarla gözaltına alıyorlar. Bunları kameraların önünde yapıyorlar. Aslında gazetecileri tutuklamakla beraber topluma da bir korku salmak istiyorlar. Dışarıda olan gazetecilere de bir korku salmak istiyorlar. Buradaki temel amaç Türkiye'yi bir korku iklimine sokmak, Türkiye'yi bir korku iklimi içerisinde bilginin ve haberleşmenin tek kaynaktan yayılmasını sağlamak. Buradaki temel amaç. Yani bir tebligatla, bir telefonla ifade çağıracağı kişileri, bunlar hepimizin bildiği gazeteciler. İşleri belli, yerleri belli, evleri belli, ikametgahları belli, kaçma şüpheleri yok. Bunu göz göre göre hukuksuzluk içerisinde yapmalarının tek amacı var bence. Topluma da bir mesaj göndermek, Türkiye'de hukukun olmadığını topluma da göstermek, bu şekilde toplumu daha iyi kontrol edeceklerini düşünüyorlar. Genel olarak baktığımızda belli ki bu gazeteciler yaptıkları bazı haberlerle iktidarı rahatsız etmişler. Çünkü bu kadar sert gitmelerin başka açıklaması yok. Bu haber kimyasal silah iddiasıyla ilgili olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama belli ki yaptıkları haber bir şekilde onları acıtmış, incitmiş veya korkutmuş. Bu yüzden bu kadar sert bir şekilde gözaltı işlemi oluyor. Ama şunu da söylemek lazım. Gazetecilerin veya sivil toplum örgütlerinin, Şebnem Korur Fincancı gibi kişilerin söylediği söylemler devletin bütün kurumları rahatsız etse de bu bir bilgi edinme hakkıdır, bu bir ifade özgürlüğü hakkıdır. Yani sırf devlet kurumları rahatsız oluyor diye var olan toplumsal bir vaka hakkında, var olan bir insan hakları ihlali hakkında haber vermemek diye bir durum söz konusu olamaz. Bunu yaygınlaştırmak, bunu kamuoyuna iletmek gazetecinin görevi. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu kimyasal saldırı iddiasıyla beraber büyüyen bir tepki söz konusu devlette. Bu tepkinin sonucu da olabilir. Bu konuyla ilgili net bilgiyi biz yakın zamanda alacağız zaten. Şu anki hukuk sistemiyle hiç kimse güvende değil. Bunu öncelikle bilmek gerekiyor. Şu anki yasalarla, şu anki yargıçların tavırlarıyla, savcıların tavırlarıyla, şu anki siyasi iktidarıyla, yargının arasındaki ilişkiyle hiç kimsenin hukuki bir güvencesi yok. Özellikle gazetecilerin yok. Çünkü yaptıkları her haber iktidar rahatsız ettiği anda iktidar hem hukuki olarak hem de fiziki olarak o gazeteciye baskı yapmaya çalışıyor. Sadece hukuki, yargısal taciz değil, işkence vakalarını görüyoruz. Şu an en önemli şey dayanışmak. Yani bir arada olmak ve buna karşı böyle bir arada mücadele etmek, hukuk çerçevesi adı altında. Onun dışında eğer yalnızlaşırsa insanlar bu sistemde kimsenin hukuki güvencesi olmadığını bir kez daha altını çiziyorum. Dayanışmak dışında ve bunu kamuoyuna doğru anlatmak dışında bir yöntemimiz yok. Yani gazetecilik suç değil. Bunu altını çiziyorum. Devletin kurumlarının, devletin kendisini, İçişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı'nın rahatsız olması, yapılan haberden incinmesi, bunlar bir gazetecinin gözaltına alınması için bir sebep değil. Bir gazeteci evine sabahleyin gidemezsiniz. Bir gazetecinin telefonuna, kamerasına el koyamazsınız. Eğer bunu terörle ilişkilendirmeniz hiçbir şekilde bir şeyi değiştirmez. Bunları yapmanız zaten en başta hukuksuzluk batağına düşmüş olduğunuzu ortaya koyar.